Use him like a lab rat. A neat freak dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. Three extreme jeans and an air breathing shark. Mega action game control and skating in the park. A feral booster bling bling. What do we make of this? Johnny Test. Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny'nin yeni süper mega kötü adamı. Şuna bak köpek! Kurtuluş günü töreni için bu güzel şapkayı aldığımda bu güzel ekşi şekerleri de yanında verdiler. Öyle ekşidir ki yakar. İştah açıcı. Biliyor musun Johnny, bence törene gitmen hiç de iyi bir fikir değil. Nedenmiş o? İşte birinci kanıt. İkinci ve bu da üçüncü. Ne demek istiyorsun? Her seferinde töreni mahvettin diyorum işte. Sakin ol. Bu yıl endişelenecek bir şey yok. Sadece bu şapkayla biraz ekşi şeker götürüyorum. Nasıl kötü bir şey olabilir ki? Johnny! İşte bak bu mesela kötü bir şey. Bir şey farklı görünüyor. Laboratuvar önlüklerinizi falan mı değiştirdiniz? Hayır. Biri bütün eşyalarımızı çalmış. Peki bu beni niye ilgilendiriyor? Çünkü sen yaptın. Ne? Hayır ben yapmadım. İnşaat robotlarımızı ve diğer her şeyimizi sen çalmadıysan kim çaldı? Niye herkes böyle bağırıyor şimdi? Çünkü Jonathan sen eşyalarımızı çaldın. Mega tutuş eldivenlerim nerede? Bilim bilim kim nerede? Susuna yapacağım gaz dolu sürprizi mahvettin. Ben de kostümümü geri istiyorum Johnny. Yoksa seni nasıl yok ederim? Ben de dondurma aşınımla kar yapma makinemi istiyorum. Niye herkes benim aldığımı düşünüyor? Başkalarının şeylerini ödünç almakla tanınıyorsun da ondan. Hadi ama aldığım tek bir şey söyle. Uzay gemim. Ben almadım. Dondurma bombaları. Ben almadım. Platin kaplama sakız yumuşatıcım. Kocaman balonlar yapmamı sağlıyor da. Tamam bu sonuncusunu kabul ediyorum. Pekala Johnny. Eşyalarımızı sen almadıysan kim aldı? Bildiğime eminim ve size göstereceğim. Hey o bizim röntgen silahımız. Evet dün dolaptakini görmek için ödünç almış olabilirim. Sen temizsin. Sen de öyle. Para mı yedin? Banka diye bir şey duymadın mı? Ne var? Çikolata sanıyordum. Hırsız burada değilse kim peki? Nerede? Johnny Test. Seni yok edeceğim. Törene yetişmem mümkün değil. Pekala senin derdin ne? Ben süper mega kötü adamım. Ne dedin? Sen ne süpersin ne de megasın. Aslında biraz küçüksün. Evet ama Johnny'yi suçlamak için buraya geleceğinizi ve doğrudan tuzağıma düşeceğinizi biliyordum. Hayır. Dayan Duki. İstediğin kadar kaç Johnny Test. Her zamanki gibi kız kardeşlerini kurtarmaya geldiğinde seni yakalarım nasıl olsa. Vay be, beni çok iyi tanıyor. Kurtar beni buradan Johnny, donuyorum hadi. Zaman yok köpek, adam kaçıyor. Gidelim. Hey evlat, dur bakalım. Buz küpü süpürmek için ehliyetin var mı senin? Bir saniye, bir kere bu buz küpü değil, bir buz köpeği. Aa, o zaman farklı. Buz köpeği sürmek için ehliyet gerekmez. Size iyi günler. Sıkı durdu ki. Olamaz. Onları kaybettik galiba. Onları kaybetmedik. Sadece geçtik. O bir zeplin, roket değil. Doğru. Tamam. Yeni kötü adamı yenmeli, kız kardeşlerimi kurtarmalı ve törene yetişmeliyiz. Yani bir zeplini kementle avlayabilecek misin? Kovboy şapkası takıyorum değil mi? Iskaladım Johnny. İyi
İyi bir denemeydi Tex. Şimdi ne olacak? O yeni kötü adamı mahvedeceğiz. 2-3 atla. Yolculuk ağır geçecek gibi. Olamaz. Sakız kardeşlerini nasıl kurtaracak? İşte böyle. Zeplinin altına sakız yapışmasın de fena, öyle değil mi? Seni kurtaracağım Cani. Hop. Ay. Gördün mü? Tamamen güvendeyiz işte. Asla kurtaramayacak. Vay be, bu yeni kötü adam iyiymiş. Adı neydi bunun? Süper mozzarellalı vejetaryen jambon mu? Hayır. Süper mega kötü adam. Hayır, haklısın Luki. Vejetaryen jambondu. Çok akıllıca Johnny. Bizi içeriden kurtarmak için hapse girdin. Evet, tabii. Hepsi planımın bir parçası. Planı falan yok. Ama inşaatçı robotlarımız onda. Sakın kaçmasınlar. Ve ne olursa olsun kendi eşyalarıyla dolu odaya sakın yaklaşmasınlar. Hiçbirinin tören için planımı bozmasını istemiyorum. Bizi bu yüzden hapsetti, töreni mahvetmek için. Buradan asla çıkamayacağız. Bu duvarları kesmek için elmas matkabaya ihtiyacımız var. Orkveli'ye ve törene kötü şeyler yapmadan önce o kötü adamı durdurmalıyız. Bilemiyorum. Birlikte hapsedilmek o kadar da kötü değil. Bence bir bakıma romantikti. Susan Tess, benimle evlenir misin? Lütfen. Evet dersen elmas kaplamanın işlerimin hepsi senin olabilir. Sonsuza kadar. Hayır. Bir dakika. Elmas bu duvarları keser mi demiştin? Evet. Tamam. Susan seninle evlenecek. Ne muhteşem bir gün. Ne? Ben evlenmek konusunda bir şey demedim. Ama ancak onu buradan çıkarırsan. Merak etme, çıkaracağım. Duvarları çiğnemem gerekse bile. Haklıymış. Elmas cidden duvarı kesemiyor. Ne, inanmamış mıydın? Sadece duvarı çiğnediğini görmek eğlenceli olur dedim. Ama işe yaradı. Başardım. Susan Test benim olacak. Neyse, belki gelecek sefere. Öyle san. Pekala, işe yaramadı. Tam aksine. Kötü, yine iyi. Robotlar, benim için duvarı tahmin eder misiniz? Cereyan yapıyor da. Elbette Johnny. Bir inşaatçı robot her zaman inşaatçı robot olarak kalır. Harika. Şimdi tek yapmamız gereken depoya girmek. Bunu bana bırakın. Öyle ekşiler ki yakarlar. Şimdi Forkbelly ve töreni kurtarmaya gidelim. Kızartıcılarım. Yağlı ayakkabılarımız. Kar yapmama ginem. Süper bir yapışkan ip mi? Bu saçma şeylerle onu nasıl yeneceğiz? Zararsız bir şey. Kitle imha silahına dönüştürebilecek biri varsa o da canidir. Evet, bu doğru. Bunu ispatlayacak gazete kupürleri bile var. Yapalım bu işi. Çok tuhaf. Süper Mega Puding tenekesinin kötü planını uygulayıp töreni mahvedeceğini ve dünyayı istila etmeye başlayacağını sanıyorum. Evet, haklısın. Bu çok sıkıcı. Nasıl çıktığınızı bilmiyorum ama bugünü mahvetmenize izin vermeyeceğim. Öyle mi? Bunu onlara anlat. Şimdi kim tuzağa düşmüş bakalım? Kızartıcılar, ateş! Fena değil. Kar makinesi, saldır! Yaylı ayakkabılar, fırla! Susan'ım benim! Hayır! Kahramanına bir öpücük! Hayır! Şimdi teslim olun. O zayıf silahlarımız süper mega silahlarımla başa çıkarlar. Öyle mi? Yapışkana ne dersin peki? Bakalım bu kötü adam kimmiş?
Belediye başkanımı. Ama neden? Bir Fork Bey'li kutlamasını daha mahvetmenizi önlemek istedim. Silahlarınız ve icatlarınız yokken güçsüz olursunuz sanıyordum ama yine de töreni mahvettiniz. Bundan emin misiniz? Gelmiş geçmiş en güzel törendi. Demek ki onları durduramıyorsan onlara katılacaksın. Bir de törene gitmek kötü fikir diyordun. Bak günü kurtardık. Fork Valley'nin süper mega savaşı bu kadar eğlenceli bulacağını nereden bilirdim ki? Tamam, şimdi karşınızda Finn çiçek taşıyor. Ne güzel. Bu Finn. Finn değil. Çiçek de değil. O bir bitki. Anladınız mı? Bakın şimdi. Finn var, bir de Fern var. Mesela burada beraberler. Gördünüz mü? Aynı kişi değiller. Finn, Fern. Finn, Fern. Finn, Fern. Hadi ama çok kolay. Finn ve Fern. Nasıl anlamasınız? İnsan Finn ve Bitki Fern'i Adventure Time'ın yeni bölümlerinde izleyin. 11 Eylül 4.30'da Cartoon Network'te. Johnny iş başında. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bütün iyi köfteler kapılmadan önce köfte diyarına gitmem gerekiyor. Bizi el sütüye bırakacağını unutma. Yapacağımız bir deney için nükleo servo almamız gerekiyor. Kızlar, geliştirilmiş saç şekillendirici için teşekkür ederim ama saçlarımı daha canlı ve gür yapması gerekiyordu. Gerçek manada canlandırması gerekmiyordu. Beni kuaföre götür hemen, bu şey büyümeye devam ediyor. Sonra görüşürüz, iyi eğlenceler. İn arabaya Johnny. Gitmek istemiyorum. Ayrıca başımın çaresine bakabilirim. Fazlasıyla sorumluyum. Tüm acil numaralar hızlı aramada var. Ve Duki kısmen bekçi köpeği. Bunları ona ben öğrettim. Annem ve ben seni yalnız bırakmaya çekiniyoruz Johnny. Hadi ama. Baban sana sorumluluk verdiğinde kaç yaşındaydın? Muhtemelen senin yaşlarında. Hayatım. Tamam, anlaşalım. Bir saat patron sensin. Ama bazı sorumlulukların da olacak, tamam mı? Birincisi, eve arkadaş çağırmak yok. İkincisi, aşırı yemek ve mutfağı kirletmek yok. Ve üç, laboratuvardan uzak dur. Son deneyimiz mikroböceğe de dokunma sakın. Çok yıkıcıdır ve her şeyi kazabilir. O yüzden serbest bırakma. Tamam, tamam, anlıyorum. Laboratuvar böceğine dokunma. Zaten sıkıcı bir şey. Bunları biz de yaşadık. Sorumluluk almak çok önemlidir. Çok sıkışırsan hep bir son çare vardır. Gizli bir parola. Saçmalıklar adına. Bu ne aptalca bir parola böyle? Böyle bir aptalca parola demek. Hadi. Pekala, operasyon başlasın. Susun, durum nedir? Biz başlamaya hazırız. Üzgünüm general, durum falan yok Johnny. Parolayı yanlışlıkla sesli söyledi, o kadar. Yani başınız dertte değil mi? Bu sefer değil. Üzgünüm çocuklar, yanlış alarm. Dondurma. Umarım benim sevdiğimden vardır. Kamuflajlı. Tamam Johnny, sorumlu sensin. Bizi düş kırıklığına uğratma. Pekala Johnny iş başında. Hadi siz gidin. Güle güle. Pekala, en sorumluluk Johnny'de. Johnny yemekten sorumlu. Johnny eğlenceden sorumlu. Johnny her şeyden sorumlu. Biliyor musun Johnny, bence bütün etler içindeki en aerodinamik olanı pastırma. Peki bu pisliği ne yapacağız? Sakin ol.
Jenny sorumlu. Otomatik elektrik süpürgesi, ne güzel. Şimdi bu kötü çocuğu diğer odaya götürüp keyfimize bakalım. Bu efsanevi olacak. Belki de bu bir hataydı. Bu kesinlikle bir hataydı, evet. Babanın köfte olimpiyatlarında aldığı katıldığınız için teşekkürler kupası. Hayır! Jenny yakalamaktan da sorumlu. Ben sıkıldım, sırada ne var? Laboratuvara! Ama kardeşlerin uzak durmanı özellikle... İyi, hadi gidelim o zaman. Roketli patenler, sıkıcı. Sıkıntı geçirme cihazı, çok sıkıcı. Hala sıkılıyorum. Hey, o ne? Bu hiçbir şey değil. Sadece kardeşlerinin ölümcül mikro böceği. Bu şey mi tehlikeli? Böcekten uzak dur Jenny, hayır. Ne var? Sıkılmış gibiydi. Aklıma gelmişken yine sıkıldım. Her zamanki gibi. Hafta sonu nasıl geçiyor? Benimki gayet iyi. Köfte stoğu yapıyorum. Eşim kuaförde. Kızlar kendi işlerini yapıyor. Oğlum evde. Sorumluluğu ona bıraktım. Sorumluluk? Ben çocukken evde tek başıma bıraktıklarında annemin en iyi örtüsüne şey dökmüştüm. Üzüm suyu. Fena. Can evi yok etmeden önce diğerlerini alıp hemen geri dönmeliyim. Enteresan. Günle ilgili küçük komik şeyler cıvıldamak sıkıcı gelirdi ama aslında hiç de değilmiş. Öyle değil mi? Evde tek başına. Ve sorumluluk Jenny'de. Sen az önce ne cıvıldadın? Evde tek başına ve sorumluluk Jenny'de. Neden? İşte bu yüzden. Partiden Jenny sorumlu. Rockville Bilim Enstitüsü. Kızlar! Çabuk! Üzgünüm kızlar. Konuşacak vakit yok, eve dönmeliyiz. Sakın yanlış anlama Magda ama bazı işlerde derinlik algısı çok önemlidir. Gidelim hadi. İşim bitmedi mi daha? Sanat zaman ister. Zamanımız yok. Evimizi kurtarmak zorundayız. Saçım. Daha sonra yapıştırırız. Hadi çabuk. Koştayım. Yolla. Jenny şimdi de sayı almaktan sorumlu. Muhteşem. Durum kötü. Çok kötü Jenny. Annenle baban 20 dakika sonra evde olacak. Burayı temizlemek 15 dakika sürer. Sakin ol. Jenny kesinlikle iş başında. Durum kötü değil. İşte bu kötü. Evet, sorumlu sensin. Ve ömür boyu cezalı olacaksın. Bunu biliyorum köpek. Merhaba anne. Merhaba tatlım. Kontrol edeyim dedim, her şey yolunda mı? Daha iyi olamazdı anne. Her şey kesinlikle kontrol altında, merak etme. Söylemiştim, her şey yolunda. 10 dakikaya kadar evdeyiz ve ben Kelim. Görüşürüz. Tamam, gitmem gerekiyor. Biliyorsun ben sorumluyum. Hoşça kal. 10 dakikaya kadar evdeler. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Jenny, bütün evi yemeden önce o mikro böceği durdurmalıyız. Pekala, artık sorunlu değil. Herkes gitsin. Ne? Nerede parti yapacağız? Bakalım Davey evden sorumluymuş.
Parti! Burayı zamanında toparlamam mümkün değil. Saçmalıklar aşkına! Operasyon zamanı. Hey, bir saniye. Bunu biz mi yaptık? Hayır, biz yaptık. Yani biz derken kendisi yaptı da. Ordunun evi toparlaması gerekiyor. Ordular evleri toplamak değil de yok etmek içindir. Öyle işte. Şu anda Jenny sorumlu ve bana yardım etmezseniz ben de size asla etmem ki normalde çok yardım ediyorum. Anlaşıldı. Adamı duydunuz. Hadi, hadi, hadi. Trafik sıkışıklığı mı? Cumartesi mi? Çekilin yolumdan. Evimizi kurtarmalıyız. Perdeler daima odaya renk katar. Havasını değiştir. Ay, çekil. İşte yepyeni bir eviniz oldu. Dondurma. Ödül zamanı çocuklar. Hadi hadi. Koşun koşun koşun. Çabuk eve girelim. Biz geldik. Bir saat oldu mu? İnsan eğlenince zaman ne çabuk geçiyor. Gerçi siz yokken eğlenemedim ama. Saçına ne oldu? Senin de köfte alacağını sanıyordum. Mutfakta leke bile yok. Arkadaş geldiğine dair bir işaret de yok. Mikroböcek normal görünüyor. Seninle gurur duyuyoruz Jenny. Seni evde tek başına bıraktık ve bize gösterdin kim? Kupamı kim oynattı? Öyle daha iyi. Bu da nedir? Hey ders! Dave'nin partisi berbattı. Seninki çok daha iyiydi. Jenny! Beni bir saat yalnız bırakırken aklınız neredeydi?